bir gül koyalım. Çünkü Paris'e gideceğiz. Onur Özkan, Takvim Gazetesi spor müdürü, anspor yorumcusu. Onur Özkan millilerimizin maçını yerinde takip etti. Şu anda da Paris'te. Bakalım salondaki coşkuyu bize nasıl anlatacak Onur Özkan? Paris'ten herkese selamlar. Kucak dolusu. Çok güzel bir bağlantı yapıyoruz şu anda. Tarihi bir bağlantı gerçekten de. Sultanlar tarihi yazdı. Yani son dönemlerde bu cümleyi belki birkaç kez kullandık ama gerçekten de bugün elde ettiğimiz başarı Türk spor tarihine altın harflerle geçecek unutulmaz olağanüstü bir başarı. Tarihimizde ilk kez olimpiyat oyunlarında yarı finaldeyiz. Bronz madalya maçına en kötü ihtimalle çıkma hakkını şu anda elde etmiş durumdayız. Yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Yani olağanüstü bir maç oynadık Çin'e karşı. Gerçekten de çok iyi bir rakipti Çin. Yani maçın hiçbir anında bırakmadığı oyunu, çok inatçı, bazen sinir bozucu bir ekipti Çin gerçekten de ama ona rağmen kızlarımız, sultanlarımız müthiş bir mücadele sergiledi, müthiş bir oyun sergiledi ve çok hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Dediğim gibi şimdi artık gözümüz yarı finalde. Yarı finaldeki rakibimiz İtalya'da Sırbistan'dan biri olacak. Tabii burada herkesle konuştuğumuzda yani İtalya'yı çok büyük bir şekilde favori görüyorlar Sırbistan karşısında. Yani çok büyük bir olasılıkla herkes bizim karşımıza İtalyanların çıkacağını düşünüyor. Biliyorsunuz antrenörümüz Santarelli'nin eşi de İtalyan milli takımın oyuncusu. Grup maçında bizi yendi İtalyanlar ama o maçın hikayesi çok farklıydı. Bu maçın hikayesi çok daha farklı olacak. Dediğim gibi öncelikle şu anki biz zaferimizin keyfini ve başarımızın keyfini çıkaralım. Perşembe gününde yarı finaldeki rakibimizi göreceğiz kim olacağını. Bir coşku vardı. Kızlarımız bu kez mutluluktan gözyaşı döktü. Onlar salon içinde, biz burada, siz eminim tribünde. Hepimizin gözleri dolu dolu oldu. Yine Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Federasyonu Başkanı, hem yayıncı kuruluşta hem bizde açıklamalarda bulundu. Biraz aslında zorlu bir süreçte yaşadı. Zorlu bir süreci çekilmeye çalıştı milli takımımız. Bunların hepsinin bir cevabı var ama maçlardan sonra dedi. Zaman zaman bu konsantrasyon kayıplarında milli takımımızda bu konuşulanların da sebep olduğunu maalesef düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani kesinlikle biraz üzülerek söylüyorum ama gerçekten kötü insanlar var aramızda. Yani bu çok net. Nefretten, kaostan beslenmek isteyen birçok insan var ve dediğin gibi önce Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aslında bunu benzer bir şey gördük. Sosyal medya üzerinden oluşturulan bir nefret kampanyası. Ama milli takımımız bunun üstesinden geldi. Şimdi yine voleybol milli takımımız üzerinden turnuvanın başından beri yine yürütülen bir nefret kampanyası. Camiaları birbirine çarpıştırarak oluşturulmak istenen bir kaos havası ve bundan beslenen ben kan emiciler diyorum o insanlara. İzleyicilerimiz kusura bakmasın ama böyle bir insanlar aramızda var gerçekten üzülerek söylüyorum. Tabii ki bunun mutlaka duygusal yansımaları milli takımımıza olmuştur. Çünkü oyuncularımız sosyal medyaya giriyor. Ne kadar engellemek isteseniz de yazılanları okuyorlar. Onlara bence bu artı motivasyon oldu diye düşünüyorum. Bazen ters etki yaratabilir. Ben hani oradaki nefret ortamının, oradaki kaos ortamının milli takımımızın içine olumlu yansıdığını ve oradan bir motivasyon çıktığını düşünüyorum. Ki maç sonrası dökülen gözyaşlarının, evet büyük bir kısmı tabii ki elde edilen başarının gözyaşları ama onun dışında o yaşatılan olumsuz hava, yapılan birçok haksızlık sonrasında ona karşı da bir tepki bence oradaki gözyaşları. Şunu net olarak ifade edebiliriz. Kadın voleybol milli takımımız Türk spor tarihinin en başarılı takımıdır. Mehmet Akif Üstündağ Türk spor tarihinin en başarılı federasyon başkanıdır. Yani buna sanırım hiç kimse hayır diyemez. Dolayısıyla böyle bir takıma, böyle bir federasyon başkanına sahip olduğumuz için bir kere çok mutlu olmamız gerekiyor. Çok şanslıyız. Umarım bu başarı devam edecek. Ben inanıyorum. Yani bugünkü oyunumuzdan sonra özellikle şunu çok net ifade etmeliyiz. Biz Dominik ve Hollanda maçlarını kazandık ama iyi oynayamamıştık. Yani standardımızın altındaydık. Özellikle hücumda Vargas'ın dışındaki oyuncularımızın çok işin içine girmediğini gördük. Bugün Vargas'a yardımcılar çok fazlaydı. Herkes elinden geleni yaptı. Cansu sakatlandı. Ona rağmen yine milli takımımızın oyununda bir düşme olmadı. Bu çok önemli bence. Dolayısıyla ben İtalya'da Sırbistan büyük olasılıkla İtalya olacak ama %50 en azından bir şansımız olduğunu düşünüyorum final için. Çok teşekkür ediyoruz Onur Özkan. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Evet, Onur Özkan'la birlikte bir de oranın atmosferini konuşalım istedik.